milletlerimizin barış, emniyet ve refahına katkı yapacak verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Speaking at a joint press conference following his meeting with Libya's internationally recognized leader Fayez al-Sarraj in the Turkish capital Ankara, Turkish President Recep Tayyip Erdogan reiterated his call on the international community to take steps against the warlord Khalifa Haftar's brutal campaign in Libya. Türkiye'nin önceliği bir an önce Libya'nın istikrara kavuşmasıdır. Mevcut krizin başından bu yana her vesileyle söylediğimiz gibi çözüm ancak Birleşmiş Milletler himayesinde ve Libyalıların öncülüğünde yürütülecek bir siyasi süreçle tesis edilebilir. Erdogan emphasized the importance of the cooperation between Turkey and Libya. Yine bugün Sayın Sarraj ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair imzaladığımız mutabakat muhtırası temelinde yeni işbirlikleri geliştirmeyi de kararlaştırdık. Libyan Prime Minister Fayez al-Sarraj also thanked Turkey for standing with the Libyan people during this difficult process. For the future, we want to have a constructive relationship with Turkey. Turkey has an important value in the region. We want to work together, side by side with Turkey, so that we could rebuild our beautiful country in Libya. The meeting comes a day after Libya's internationally recognized government recaptured Tripoli's main airport. Libya'nın meşru hükümetine ve kurumlarına verdiğimiz destek artarak devam edecektir. Berlin